Herkese merhaba. Bu videomuzda köpek okuryazarlığının önemine değiniyoruz. Köpeklerle profesyonel olarak haşır neşir olmuş hemen herkes köpek okuryazarlığının ne denli önemli olduğunu bilir. Bu ne yazık ki köpek besleyen herkes için geçerli değil. Pet sahiplerinin geneline baktığımda besledikleri köpeklerinin dünyasında bir yabancı gibi yaşadıklarını görüyorum. En kötüsü de eğitimi, bakımı ve beslenmesiyle birlikte onların doğasını merak etmiyor oluşları. Eğer köpekler konuşabilselerdi bu tip insanlar hakkında muhtemelen şöyle söylerlerdi. Kendi hayatlarına o kadar gömülmüşler ki bizi kasıtlı olarak anlamak istemiyor gibiler. Pek çok insan eğitim satın almanın kendilerini sorumluluktan kurtardığına inanıyor. Öyle ki köpek sahibini anlamalı ama sahip köpeğini anlamak için hiçbir çaba sarf etmemeli. Bu ülkede köpek eğitimi boyunca tek bir derse bile katılmayan sahipler mevcut ne yazık ki. Eğitim dediğimiz şey sadece köpeğin edinmesi gereken bir etiket değildir. Mutlaka sahipler de eğitilmelidir. Aksi takdirde kalitesiz bir iletişim meydana gelir. Kalitesiz iletişim de karşılıklı sakınganlık yaratır. Sakınganlık kuşku demektir. Kuşku da güveni eritir. Dolayısıyla bu ilişki bir gün köpeğin terk edilmesiyle son bulur. Evet, bir ilişki danışmanının da rahatlıkla söyleyebileceği gibi pek çok sorun tarafların birbirinin farklılıklarını anlamasıyla çözülebilir. Yeter ki konunun insan tarafında etkili iletişime dair büyük bir ilgi oluşsun. Bu ilgiden başka gözlem alışkanlığı, bilgiye inanç, sabır ve çalışkanlık da iyi bir köpek sahibinde olması gereken özelliklerdir bence. Köpekler ağırlıklı olarak beden dilleriyle olmak kaydıyla tıpkı bizler gibi ses yoluyla da iletişim kuran canlılardır. Köpeğin dilini anlayabiliyor olmak iletişimin de eğitimin de en önemli parçalarındandır. Genelde insanlar hiç zahmete girmeden köpeklerinin beden dillerini ve ses dillerini insanlaştırarak yorumlarlar ve bu sayede de yanılgıya düşerler. Örneğin köpeğimiz diliyle dudaklarını yalıyordur ve sahip köpeğinin acıktığı şeklinde yorumlar bu olayı. Aslında bu davranış köpeğin endişe duyduğunu gösterir ve derhal içinde bulunduğu durumdan çıkarılmalıdır. Yine yanlış bilinen olgulardan bir diğeri de kuyruk sallayan köpeğin neşeli olduğu varsayımıdır. Köpeklerde kuyruk çok ciddi bir iletişim merkezidir. Köpeğin kuyruğunu hangi yöne salladığı ve sallarken vücudunun aldığı pozisyonlar bize duygu durumu hakkında ciddi bilgiler verir. Saldırmak isteyen bir köpekte kuyruk sallar, selam vermek isteyen bir köpekte kuyruk sallar, neşeli hisseden bir köpekte kuyruk sallar. Kuyruk sallamadan doğru anlamları çıkarmak istiyorsak eğer köpeğin vücut dilini çok hızlı bir şekilde ve de çok dikkatli bir şekilde gözlemlememiz gereklidir. Benzer şekilde havlayan köpeğin yine bizi tehdit ettiğini düşünürüz. Ancak bu sesler belki de bir çağrı havlamasıdır. İşte tam da bu noktada bunun dostane bir havlama mı yoksa tehditkar bir havlama mı olduğunu anlamak için köpek okuryazarlığını geliştirmemiz gereklidir. Çok karşılaştığım durumlardan biri de her diş gösteren köpeğin saldıracağı varsayımdır. Arkadaşlar köpekleriniz diş göstererek gülüyor da olabilir. Evet, köpekleriniz ön dişlerini göstererek ve de vücutlarıyla neşeli hareketler yaparak gülümserler. Bir başka yanlış anlaşılan konu da hırlayan köpeğin saldıracağına inanılmasıdır. Evet, hırlamak genellikle saldırı öncesi bir uyarı olarak yorumlanabilir ama köpek çekiştirme gibi bir oyun oynarken de hırlayabilir. Aslında bu köpeğin kendini oyuna ne kadar kaptırdığıyla alakalıdır. Eğer köpeğinizle aranızda doğru bir ilişki inşa etmişseniz bu tip hırlamalar saldırıdan ziyade köpeğin oyundan aldığı zevki ifade eder. Eğer köpeğimiz esniyorsa kesin uykusu gelmiştir diye yorumlarız ama aslında bu köpeğimizin yaşadığı stresi dağıtma yöntemlerinden biridir. Sonuç olarak mama veren iki ayaklı otomattan ziyade köpekler için değeri bilinmesi gereken bir varlığa dönüşmenin yegane yolu köpek okuryazarlığıdır. Buna ulaşmak için sadece sevmek ve eğitmenlere köpek yollamak yetersizdir. Bir köpek karakterinin ilerleyişini nasıl yönetebileceğinizi ve hedef üzerinde nasıl kalabileceğinizi anlamanız gereklidir. Eğer insanlar köpeklerinin gerçekte nelere ihtiyaç duyduğunu ve nasıl bilgi topladıklarını anlayabilirlerse beklentilerini köpeklerine çok daha etkili biçimde ifade etme şansları olacaktır.